Adalet ve Kalkınma Partisi bugün 23. yaşını kutluyor. 23 yılda hem dünyada hem de Türkiye'de çok şey oldu. Pek çok dinamikler değişti. Türkiye'de ekonomiden kadın cinayetlerinin önüne geçilememesine kadar pek çok krizin göbeğinde Türkiye. Biz bugün avukat Selin Nakıpoğlu ve siyaset bilimci Sezin Öne ile AKP'nin kadın politikalarını, 23 yıl önce kadınların siyasete katılmasını teşvik eden AKP'nin bugün kadınların siyasette ve kamusal alanda var olmasını nasıl karşıladığını, nasıl yaklaştığını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sezin Hanım, sizinle başlayalım istiyorum. Bundan yaklaşık 20 sene önce özellikle yerel örgütlenmelerde kadınların siyasete katılımını teşvik eden bir AKP vardı. Bu durum ne oldu da değişti? Bir de şunu eklemek istiyorum. Yani AKP'nin ilk yıllarındaki bu tutumu, davranışı gerçekten de kadınların siyasette yolunu açan bir yaklaşım mıydı? AK Parti'nin tabii 23 yıl önce ve ondan sonra işte ilk kuruluş dönemlerinde diyelim çok daha farklı birçok konuda, sadece kadınlarla ilgili değil, birçok alanda farklı politikası vardı. Bundan dolayı çok şey değiştiği için, köprünün altından çok fazla su aktığı için kadınlarla ilgili alanda da akması kaçınılmazdı. Tabii mesela bu özellikle 2015 sonrası AK Parti'nin kendi başına iktidar olma yetisini kaybediyor olması, 2015 işte o 7 Haziran seçimleriyle beraber, ondan sonra Türkiye'nin giderek daha türbülanslı dönemlere girmesi gibi bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Ve tabii ondan sonra işte darbe girişimi, darbe girişiminin ötesinde Türkiye'nin başkanlık sistemine geçmesi, bunlar hepsi AK Parti'nin bütün politikalarını değiştirdi aslında. AK Parti'nin sürekli, yani 23 yıllık ama bu iktidarı boyunca veya doğumundan bu yana diyelim, daha doğrusu 23 yıllık doğumundan bu yana olan zamana baktığımızda sürekli iktidarda kalmaya kodlanmış bir partiden bahsediyoruz. İktidarda kalmaya kodlanması da başta 2015'e kadar bu halk desteği, sandık desteği ön plandayken, bundan sonraki dönemlerde giderek devlet gücünü kullanmak, devlet gücüne yaslanarak o güçle o müesses nizamı yanına alarak bir anlamda, ve bunu da MHP ile işbirliğiyle yaparak tabii ki bir yönelimi olduğunu gördük. Kadınlara yönelik politikalarında da Selin Hanım benden çok daha fazla sahada, onu daha detaylı olarak ondan ben de dinlemek istiyorum. Burada benim çizebileceğim siyaset bilimci olarak çerçeve, bütün bu işte kendini sandıktan çıkan partiden devlet gücüne yaslanarak iktidarda kalan partiye dönüştürmesi ve tabii ki dediğim gibi o başkanlık sistemiyle daha da fazla tek adamlığa yönelmesi, bütün bunlar tüm politikalarla beraber kadın politikalarını da çok değiştirdi. Bugüne geldiğimizde artık kadınlarla ilgili bir şey yapmaya gerek duymuyor AK Parti. Herhangi bir şekilde onların kadının hak ve özgürlüklerine katkıda bulunacak veyahut da işte kadınların tekrardan desteğini alacak tabanda bir çabası olmadığını görüyoruz. Bunun da sebebi o bahsettiğim mesele, işte artık sandıktan gelecek o güce, iktidar gücüne değil de kendi başka yollarla elde ettiği güce dayanarak iktidarda kalmayı yeğliyor. Böyle bir çaba, çalışma içine girmeye de o yüzden gerek duymuyor. Yani 31 Mart yerel seçimleri de bu anlamda belki bir öz eleştiriye yol açabilir vesaire gibi sorgulamalar olmuştu, ama onun olmadığını görüyoruz. Yani bu 31 Mart'tan bu yana herhangi bir şekilde değil kadınlara yönelik, tabii bu işte 9. yargı paketi, bütün soyadı, kadınların kendi soyadını kullanamaması durumu vesaire gibi çok önemli yapısal bazı tutumların dışında da yerel yönetimlerde veya başka yerde herhangi bir şekilde bir kadın politikası oluşturmaya, uygulamaya çalışmadığı gayet ortada. Teşekkür ederim. Selin Hanım, siz ne söylemek istersiniz değişen bu yani başlangıcından bugüne değişen kadın politikası ile ilgili AKP'nin? Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Sezin Hanım'a merhaba diyorum.
birlikte bir yerinde olmaktan dolayı memnuniyetimi de ifade etmek istiyorum. Ben cümleyi biraz değiştireceğim. Değişen değil, aslında hep böyleydi diye düşünüyorum. Ancak siyasal İstanbul güçlenmesiyle ve hakikaten tam anlamıyla memlekette her köşede güçlenmeyle, tam bir tek elde toplanmasıyla gücün belki de, biz bunu çok daha iyi hissettik. Çünkü son derece cesurca, tırnak içinde, çıkışlar, adımlar, işlemler görüyoruz. Yoksa 2008'de 3 çocukla başlamadı hiçbir şey. Yani 8 Mart 2008'de Uşak'taki mitingde, Kadınlar Günü'nde en az 3 çocuk istiyorum demişti dönemin başbakanı, şimdi Cumhurbaşkanı. Aslında AKP hükümeti bununla tabii ki başlamadı. Başından beri gelmek istedikleri noktalar buralardı ki henüz tamamlamış da değiller kanaatimce. Ama mesela iktidara geldiklerinden beri medeni yasaya bir karşı devrim ütopyasıyla, fikriyle, planıyla, hangisini tercih ederseniz, ilerledikleri çok açık. Yani daha birkaç gün önce bile Adalet Bakanı'nın söylemiş olduğu bu aile, Türk aile yapısına ilişkin Türk Adalet Akademisi kuruluyor. Adaletin olmadığı ülkede Adalet Akademisi'nden bahsediyor. Ve aile yapısının güçlendirilmesine ilişkin kurullardan bahsediliyor. Bu kurulların, yani böyle kurulan kurulların 20 son özellikle 10 yıldır, yani 23 yılın AKP'nin doğumundan itibaren 23 yılın özellikle son 10 yılı, 11 yılı çok yoğun bir şekilde kadına yönelik erkek şiddetinin devlet politikasıyla beslenmesiyle geçiyor, geçmekte. Ve o kadar unharca beyanlar var ki, şimdi ben severim biraz hafıza tazelemeyi ama teker teker saymak isterim, aklıma geldikçe aralarda söylerim. Fakat yani büyük hakaretler var gerçekten. Yani son işte halka yapılan hakaretlere yenileri de eklendi. Fakat biz pek çok dönemde benliğimize, kimliğimize, hayata sahip çıkışımıza, aile içinde değil, biz kadın olduğumuz için varız. Biz aile içinde olarak tasnif edilmek istemiyoruz sözlerimizi. Cumhurbaşkanı başta olmak üzere ya da başbakanken, bürokrasinin en altından en üst kademesine kadar hakaretlere, aşağılanmalara Türk Ceza Yasası çerçevesinde pek çok cürüme maruz kalmışlarız. Hala da kalmaya devam ediyoruz. Ben değişim olarak değil, cesaretlenme ve tam olarak kartları açma zamanının geldiğini düşündüklerini ifade etmek istiyorum. Naçizane böyle bakıyorum sürece. Bu 2010'da kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen dönemin Cumhurbaşkanı'nın Dolmabahçe Sarayı'ndaki bir toplantıda, STK'larla olan toplantıda bunu söylediğinde, bunun domino etkisini hepimiz aslında 14 yıldır çok yoğun hissediyoruz. Özellikle medeni yasa ve anayasa çerçevesinde de bir karşı devrim, kendileri devrim olarak, sessiz devrim olarak nitelendiriyorlar bazı hususları. Karşı duruşlu oldukları ve özellikle 2024 meclis açılışından itibaren bunu daha yoğun hissedeceğimizi de düşünüyorum. Selin Hanım, çok teşekkürler. Sezin Hocam, sizin de izninizle Selin Hanım'a bir sorum daha olacak. Şimdi hafızadan bahsettiniz. Bence çok önemli dönüm noktalarından biri de 2004 yılında zinanın yeniden suç kapsamında, yani suç kapsamına alınmaya çalışılması ve işte kadın hareketinin ve Avrupa Birliği'nin baskısıyla bunu gerçekleştirememeleri, hatta 2018 yılında yanılmıyorsam Erdoğan yaptığı bir konuşmada da bu konuda yanlışımız oldu, öz eleştiridir, yani bunu yapmalıydık demişti. AKP zina düzenlemesiyle sizce neyi hedefliyordu? Bu ajandalarından çıkmış bir husus değil diye düşünüyorum. Aslına bakarsanız buna ilişkin ilk adımlardan biri 2015 senesinde yapıldı. 2015 senesinde Erzurum Kasimler Asya Ceza Mahkemesi hakiminin Türk Ceza Yasası'nın 234. maddesinin 5. ve 6. fıkralarının iptaline dair
açmış olduğu bir, yani Anayasa Mahkemesi'ne götürdüğü bir başvurusu vardı. Bu şuydu, önce diyordu 235'e 6, önce resmi nikah olacak, ben o evrakı göreceğim. Ondan sonra imam nikahı olur, kilise nikahı olur, dini merasimlerinizde ondan sonra yapabilirsiniz. Ama önce resmi nikah diyordu. Bunun özgürlükler kapsamında aslında insan haklarına aykırı olduğu bahanesiyle iptal edildi. Mahkemenin, hakimin talebiyle Anayasa Mahkemesi iptal edildi. Ben o zaman bir yazı yazmıştım. Yüksek Mahkemenin 2015'te vermiş olduğu bu karar hakikaten yaşam biçimlerinize çok önemli bir müdahale diye. Ki özgürlükler adı altında. Yani bunun adı zina olur, bunun adı imam nikahı olur, bunun adı Türk Ceza Yasası 103. maddenin, yani çocukları tecavüz eden, istismar kelimesi biraz yumuşak algılanıyor, tecavüz eden kişilerin affı, resmen affı demek olacak. Yani eğer kafalarındaki 2016 düzenlemesini hayata geçirebilirlerse. Bunların adı çeşitli çeşitli olur ama temel olarak aslında hayat biçimlerimizi, müdahale ortak paydası bu. Tüm bu işlemlerin planlanan, hayata geçirilmek istenen yaşam biçimlerimize müdahale. Kiminle sevişeceğimize, kiminle sevişmeyeceğimize karışmaları. Aile denen o Türk aile yapısını güçlendirme yolunda kendilerine göre koydukları bir adım. Ha, madalyanın öbür yüzüne bakalım. İşlenen cinsel suçlar varmış, bunlara ilişkin herhangi bir ses çıkarılıyor muymuş, çıkarılmıyor muymuş, hiç umurlarında değil. Tam bir sene oldu. Ben bir müvekkilim, çocuk, 5 yaşındaki çocuğun babası tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığında mütevellit, şikayetçi oldu. Daha geçen hafta iddianame düzenlendi. Bir sene 5 yaşındaki bir çocuğun öz babası tarafından istismar edildiği iddiasıyla ve pek çok belgeyle enteresan bir şekilde çok fazla somutla delilimiz var. Niye enteresan? Cinsel suçlarda pek görülmez. Ona rağmen bakın bir sene sürdü. Bu mu sizin şiddetle sıfır mücadele, sıfır tolerans şiddete karşı? Hayır. İstediklerine göre suç kapsamına alma hali. İstemediklerine göre, çünkü benim şikayetçi olduğum, şu an sanık olduğu için sanık diyorum, Kur'an'ı sevdirme bilmem ne derneğinin müridi. Tarikatların izin verdiği, cemaatlerin, baskı organlarının izin verdiği alanlarda dolaşma hali. İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın çekilmesini de buna bağladılar ya. Türk aile yapısının bozulması, LGBTİ'lerin işte teşvik edilmesi, eşcinselliğin teşviki gibi gibi çok fazla şey söylenmişti, hatırlıyorsunuz. Kendilerine göre bir zina tanımları var, kendilerine göre bir hayat biçimi tanımları var ama temelde herkesin istisnasız hayat biçimine karışmak, benim istediğim gibi yaşayacaksın, benim istediğim gibi yaşamazsan ben sopayla bu seni yola getiririm noktası. Ama neyse ki feministler, kadın hareketi 23 senenin tam 23'ünden itibaren demeyeyim ama 21 senedir net bir şekilde mücadele ediyor AKP'li. Çok teşekkürler. Sezin Hanım, sizle devam edelim. AKP iktidarı döneminde pek çok AKP'li siyasetçinin, AKP'li ismin kadınlara yönelik, kadınlarla ilgili skandal olarak tanımlanabilecek sözleri oldu. Örneğin kadınların kamusal alanda kahkaha atmaması gerektiği gibi, ya da tecavüze maruz bırakılan kadınların kürtaj olmaması gerektiği gibi, ya da az önce Selin Hanım da örnek verdi, işte kadın erkek eşitliğine inanmıyorum gibi. Yani bu tür söylemler ve bu yaklaşımlar sizce siyaseten bizlere, yani AKP siyasetine dair bizlere neler anlatıyor? Tabii burada kadın hareketine tebrik etmek lazım. Tabii ki kadın hareketinin bütün bileşenleri ve tabii ki mesela eşitlik için kadın platformu, eşik gibi yapılar olmasa, işte gene 9. yargı paketinde işte Selin Hanım gibi aktivistler, hakikaten canla başla mücadele edenler, hukuki yöntemleri ön plana çıkarak, ya şimdi bakın, hem kadınların haklarını korumuş oluyorlar, hem genel hak ve özgürlükler, ifade özgürlüğü çerçevesi korumuş oluyorlar, hem de hukukun üstünlüğünü korumuş oluyorlar. Çünkü hukuk ön plana çıkarılarak, hukuktaki yanlışlar vurgulanarak
ya hukuka uyulmaması ile ilgili, yasada uyulmaması ile ilgili yanlışlıklar vurgulanarak bir aktivizm yapılmış oluyor. 9. yargı paketinde de işte bu soyadı düzenlemesi, kadınların kendi soyadını kullanamaması gene bu mücadele olmasa maalesef genel kurula gelecek ve orada geçecek, bir geri adım atılmış oldu. Ama bu geri adım atılmış olması demek değil ki bundan sonra karşımıza bunlar çıkmayacak, bu tip düzenlemeler veya bu soyadı konusu çıkacak. Elbette tekrar tekrar işte bunlar önümüze ısıtılarak farklı farklı biçimlerde veya aynı bir şekillerde konu olacak bu iktidar sürdükçe. Bunun ötesinde tabii bu bir zihniyet yapısını gösteriyor. Binali Yıldırım'ın hatırlarsanız bir şort giyen kadına uygulanan şiddete karşı hayır, hoşuna gitmiyorsa mırıldanırsın. Yani işte efendim pek bir tokat saldırmazsın da işte dolmuşta seyahat eden bir kadındı. Hatırlarsanız böyle bir olay olmuştu. Mırıldanırsın. Hani hoşnutsuzun niye şort giyiyor bu kadın gibi mırıldanarak gösterirsin. Şimdi mırıldanarak göstermek AK Parti'nin kendi içinde de çok ironik bir şekilde şimdi gördüğümüz bir şey. 23. yaşında partinin gidişinden hoşlanmayanlar, kendi içindeki hoşlanmayan erkek siyasetçiler mırıldanarak böyle bir takım işte sosyal medya paylaşımlarıyla vesaire hoşnutsuzluklarını ifade etmiş oluyorlar. Aslında bir anlamda baktığınızda kendi kazdıkları ifade özgürlüğü yoksunluğuna, o yoksunluk çukuruna düşülmüş oluyor. Kadınlar zaten kendilerini hiç ifade edemiyorlar dışarıya karşı AK Parti'de. Bu da çok ironik bir durum. Yani orada sadece bir adeta kadın siyasetçilerin aksesuar olarak vardığı veyahut da ancak sert biçimde bir eril dil ve şiddet kullanarak adeta mecliste varlıklarını gösterdiklerinde kadın siyasetçilerin olabildiğini görüyoruz. Veyahut işte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı örneğinde olduğu gibi sadece olanı desteklemek. Olanla ilgili bir adeta dekoratif destek veriyor olmak gibi bir role indirgeniyorlar. Bütün bunlar tabii ki tabanda da karşılığını buluyor. Şöyle ki ters karşılığını buluyor ister istemez. Bugün baktığımızda kadınlara sunduğu ne var bu iktidarın? Yani eğitimle ilgili çok büyük sorunlar var. Her kesimden insan eğitimle ilgili sorunlar yaşıyor. Aile diyorsanız, aile üzerinden politikalar diyorsanız, o ailenin çocuklarının kendi gelecekleri için, kendi haf ve özgürlükleri ve bütün ekonomik refahları vesaire her şey için önlerinde eğitim bir destek değil, bir engel olarak adeta konuyor. Sağlık hizmetlerinde sorunlar var ve bunun ötesinde tabii ki ekonomik kriz kadınları en çok vuruyor. Çünkü ailede o birçok şeyi yürütmek ekonomik olarak da kadınların üzerinde, o ev idaresiydi vesaireydi. Ve bu tüm bu dalgaları göğüsleyenler, kötü politikaların, kötü yönetimin dalgalarını göğüslemek zorunda olanlar da kadınlar oluyor ister istemez. Şimdi bu durumda desteğin başka taraflara, başka partilere kaymaya başlamasına şaşmamak lazım. Dediğim gibi yani başta herhangi bir şekilde ya biz burada yanlış yapıyoruz, bari hiç olmazsa imgesel olarak, imaj olarak veya bir algı yönetimi olarak da şurada bir politikalarda düzeltme yapalım, kadınlara yönelik şunları yapıyormuş gibi gözükelim gibi bir çaba bile yok. Başta dediğim gibi bu işte hep o iktidar gücünün adeta bir tapulu mal gibi algılanması. Yani nasıl olsa biz 23. yaşımızda doğduğumuzdan beri iktidar. Bu adeta bir miras yedi veyahut da bir saltanat zihniyeti getirmiş o. Nasıl olsa bizde jenerasyondan jenerasyona bu iktidar geçiyor. Bu bizim kendi hak, doğal hakkımız gibi. İşte bu da tabii ki önümüzdeki dönemlerde maalesef ne kadar oyları düşse de AK Parti'nin iktidarda kalmaya yönelik ısrarlarında bir değişme olacağını da pek düşünmüyorum. Çok teşekkürler.
Selin Hanım, az önce biraz bahsettiniz aslında ailenin güçlendirilmesi meselesini sormak istiyorum. Yani neden bu iktidar bu kadar bu mevzuyu takıntı haline getirdi? Yani Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuracak kadar ya da her Erdoğan ya da diğer AKP'li siyasetçilerin her konuşmalarında aile birliğinin korunmasının ne kadar önemli olduğunu anlatacak kadar neden bu kadar önemli onlar için? Aile küçük bu birimde işlenen tüm suçlar, tüm şiddetler ailenin bekası çerçevesinde aman sus duyulmasın, aman ses çıkarma. Bu toplumsal baskı aslında bunu pek çok noktadan tabii ele alabiliriz de çok böyle özet geçmeye çalışıyorum. Yani bu kapitalizmin kadın üstündeki, kadın bedeni üstündeki bu hükmettiği hususa ilişkin de çok fazla detaylandırabiliriz. Ama biraz da bir AKP çerçevesinde tutalım. Siyasal İslamcılar için önemlidir tabii ki bu küçük birimlerde işlenen suçların gün yüzüne çıkmaması, gün yüzüne çıkarılmaması, sümen altı edilmesi için yapılan baskılar. Yani amcan sana tecavüz etmiş ama ailemizin birliği, dirliği için ses etme kızım. Bu topraklarda söylenen cümleler bunlar. Bunlar ben bunu Yeşilçam repliği değil. Bunlar hakikat. Bunlar duruşma salonlarında ifade ediliyor. Hala. Çok zor değil mi? Bunları duymak hakikaten çok zor. Ben hiç alışamadım. Alışmak da istemiyorum ölene kadar zaten. Alışırsam çünkü sıradanlaşacak. Hiç alışmadığımız için, alışmak istemediğimiz için, bu zihniyetle mücadele etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yani bu ataerkinin her noktasında aile kıskacına bizi takmaya çalışıyorlar. Aile dışında yaşam yok sanki. Aile dışında hiçbir güvenlik yok sanki. Başka bir ilişkilenme biçimi yok sanki. Arkadaşlıklar, sevgiliniz, dostlarınız, onlara ilişkin bir ilişkilendirme biçiminden değil. Aile, akrabalık ve lütfen sus. Çünkü biz seni böyle kontrol edebiliyoruz. Başka türlü kontrol edemeyiz. Bütün kontrol mekanizmasına ilişkin dertleri olduğundan bakın soyadı noktasında da gerekçeyi hatırlıyorsunuz değil mi? 9. yargı paketinin deki soyadı maddesine ilişkinde Türk aile birliğinin güçlenmesinden bahsediyor. Çünkü ben bir kadın olarak kendi soyadımı, burada kızlık soyadı gibi laflar etmeyelim lütfen. Edenler okudukça sinirim zıplıyor hakikaten. Kendi soyadımız, doğduğumuzdan itibaren bize ait olan, kimliğimizin bir parçası olan soyadımızı kullanma isteğini kadın olarak bizim Türk aile yapısına zarar veriyormuş. 9. yargı paketindeki gerekçe bu. Eşitlik için kadın platformu bu 9. yargı paketindeki bu maddenin yasalaşmaması için o kadar çok uğraş verdi ki ve başardı. Başardı eşitlik adına. 1 Ekim'e ertelendi. Yani yeni yasama dönemine ertelendi. Bu çok önemli bir başarı. Yalnız 3-4 hafta önce söylenen paketten çıkarıldı, bir zafer kazandık gibi bir takım beyanatlar oldu. Onlar maalesef doğru değil ki paketten çıkarılsa da zira bir zafer kazanmış olmuyoruz. Çünkü Medeni Yasanın 187. maddesine ilişkin düzenleme yapmak şart. Çünkü anayasaya ve uluslararası sözleşmelere ve elinizdeki yüzlerce yerel mahkeme kararına, anayasa mahkemesi kararına ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararına yetmedi Şubat 2013 Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararını. Rağmen düzenleme yapmayan, üstüne üstlük utanmadan 9. yargı paketiyle karşımıza getiren bir AKP hükümetiyle karşı karşıyayız. Kadınlar eşitlik için kadın platformunun burada hiç mütevazı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Tüm kadınları örgütleyip harekete geçirip buna yaz demeden, bahar demeden, iş demeden, güç demeden, gece demeden, seher vakti demeden hakikaten son derece kısıtlı bilgilerle. Hiçbir şekilde bilgi alınmıyor ya. Bu ülkede yasa değişikliğinden bahsediliyor ve ne konuştuklarını bilmiyorsunuz. Son derece kısıtlı bilgilerle ama öngörümüz yüksek olduğu için maalesef AKP sağ olsun o bize bu öngörüyü seneler içinde çok kazandırdı.
Ve bunu ertelenmesine sağladık. Bu çok büyük bir başarı. Ama Sezin Hanım dediği gibi bitmiş bir şey değil. Bir dakika. Bu bir erteleme. 1 Ekim. Tamam. 1 Ekim'de tekrar karşımıza, 1 Ekim'den itibaren tekrar karşımıza gelecek. Esas o zaman çok mücadele etmemiz soyadıyla ilgili. 30 yılımız var o soyadı mücadelesinin arkasında. Dile kolay. 30 senelik mücadele var bu topraklarda. Ve hakkımızı gasp eden bir AKP hükümeti var. Bu açıkça bir hak gaspıdır. Başka hiçbir şey değil. Eşik birkaç gün önce, sanırım 4 ya da 5 gün önce. TİEK, yani bunun açılımı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Kamu Denetçiliği Kurumu'na bir başvuru yaptı. Bu çok önemli. Bunun altını çizmek istiyorum. Yaptığı başvuru şu. Bakanlık dedi hareketsiz kalıyor ve bizim haklarımızı kullanmamıza, yani hukuksuz olarak çift soyadını bize dayatıyor. Ben kendi soyadımı kullanabilirim. Dava açmak zorunda değilim. Yeni bir yasa çıkarılmasına bile gerek yok. Zaten her şey uygun. İptal etmiş Anayasa Mahkemesi 2013 Şubat'ında. Eşitliğe aykırıdır demiş. Böyle bir kadına zorunluluk. Yeni bir yasa çıkarmasına beklemeye gerek yok. Yasal bir sınırlama yoksa çünkü kural özgürlüktür diyerek TİEK ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuruda bulundu. Bunu da duyurduk. Bu çok önemli bir şey. Ya, anayasaya aykırı çünkü. Sorumlusu da İçişleri Bakanlığı. Aslında tabii ki çok nokta var. Ama biz hala bakanlıkları sorumlu olduğunu ve bu sistemsiz sistem olan bu başkanlık sistemi denen şeyin ne olduğuna ilişkin yorum yapmadan İçişleri Bakanlığı'nı göreve çağırma hali. Adalet Bakanlığı'nı aynı şekilde böyle. Fakat Adalet Bakanlığı aile kurumunun bekasından bahsediyor. Çünkü ben kadın olarak kendi soyadımı kullanmaya devam ettiğim için, ki ben de evliyim, kendi soyadımı kullanıyorum. Ben aile kurumunu tehdit ediyorum. Onların zihniyetine göre öyle, ama o zihniyet büyük, çok geniş. Genişliyor, güçleniyor, palazlanıyor. O yüzden bizim hakikaten birbirimize kenetlenmekten başka çaremiz yok. Bizi bence çok zor bir yasama yılı bekliyor. Bunun için anayasa değişikliği de geleceği tahmin etmek, yani için arif olmaya gerek yok. Soyadı meselesine ilişkin aman lütfen. İpik günde yürüyoruz. Hiçbir zafer kazandık falan filanlar doğru değil. Bir şey kazanmış değiliz. Resmi gazetede o değişikliği görmediğimiz sürece hiçbir şey kazanmış olmuyoruz zaten. 30 senelik mücadelemizi gasp etmeye çalışan AKP'ye karşı hakikaten çok dikkatli olmalıyız. Çünkü bir gece yarısı gitti İstanbul Sözleşmesi. Cumhurbaşkanı kararnamesi bize sabaha, yani 12'den sonra gelen bir bilgiyle öğrendik. Hiçbir şekilde bu iş yapamazlar, edemezler. Hayır, şu an zaten hak gaspı var. Şu an işgalci durumunda AKP soyadı konusunda. Çok net bir şekilde. Çok net. Hiç lamacimi yok bunun. Fakat 9. yargı paketiyle bunu getirmeye cüret ettiler. Düşünün. Böyle değişiklik yapmaktansa. Bizim yapmamız gereken mücadele saflarını sıkıştırmak, sıklaştırmak. Hiç başka bir şansımız yok. Bu ülkede kadın olmak çok zor. Hakikaten uyku yok, gece gündüz yok, tatil yok. Bakın Ağustos'un bu sıcağında burada 3 kadın konuşuyoruz. Nasıl bir durum bu, değil mi? Nasıl bir ülke bu yani? Hani bunlar nasıl dertler? Niye sürekli isyan halindeyiz? Niye bu kadar mutsuzuz, öfkeliyiz? Ben de mutlu bir feminist olmak istiyorum. Şen bir feminist olmak istiyorum. Ama değil işte. Benim başta kızım olmak üzere bu ülkenin çocuklarına, gençlerine borcum var. Ben hakbel kadar yine bir şekilde ilk gençliğimde demokrasi, işte kıl kıyafetime karışılmayan bir ülkede yaşıyordum. Olduğu kadar tabii ki. O zaman da şikayetçiydik ama şu anda çocukların durumu çok vahim. Herkes ülkesinden gitmek istiyor. Bu çok acı bir şey. O sebeple bizim gevşemek gibi hakkımız yok. Lütfen bu zafer nidalarını falan da erkenden söylemeyelim. Çünkü müvekkillerimizin özellikle çok kafası karıştı. Hadi nüfus dairesine gidelim, soyadımı geri alayım. Olacak. Bir gün olacak ama biraz daha mücadeleye var. Çok teşekkür ederim. Şimdi 9. yargı paketinden de bahsetmişken aslında İstanbul Sözleşmesi başlığı açmamak olmaz bu yayında. Sezin Hanım, size sormak istiyorum. Yani belki de İstanbul Sözleşmesi'nin üstüne daha fazla önlem alınmasını beklediğimiz bir dönemde. Çünkü cinayetler
bir şekilde önüne geçirilmiyor ve bir cezasızlık politikası var, caydırıcı değil. Bir gecede Selin Hanım'ın da dediği gibi sözleşmeden çıkıldığı haberini aldık. Yani ne oldu da bu duruma geldik? Bu hala çözülmüş tam olarak bir konu değil. Bir gizem bölüm. Ben burada şeytan üçgeni var adeta Ankara'da. Ve bir o işte bir şeyler, bir kararlar alınıyor. İşte bunlar kimler, tarikatlar tarafından mı, o tarafından mı, bu tarafından mı? Tam olarak kimin formülasyonu olduğu, kimin niye yaptığı, daha doğrusu kimin niye yaptığı belli de sonunda bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle veyahut da cumhurbaşkanının cumhurbaşkanlığının ısrar etmesiyle bunlar yasalaşıyorlar, resmileşiyorlar bu konular. Ama yapısal bir şeyden bahsediyoruz. Bakın İstanbul Sözleşmesi meselesi elbette birinci olarak kadınları, Türkiye'yi genel olarak bütün şiddet meselesi ve diğer alanlarda ilgilendiriyor. Ama bunun ötesinde yapısal olarak orada bir örnek ortaya konmuş oldu. Ve bu sürekli tekrarlanıyor. Bir gece ansızın bir kararnameyle veyahut da aniden alınan bir kadar bir takım şeyler uygulanmaya koyuyorlar ve biz bunun neden yapıldığını tam olarak arkasındaki mantığı hafsalamızla, rasyonalitemizle çözmeye çalışıyoruz. Ama son kerte baktığınızda Cumhurbaşkanlığının içinde yer alsanız bile tam olarak bunu çözmeniz mümkün değil. Çünkü bu bir işte o Türkiye'nin Cumhurbaşkanlık sisteminin getirdiği bir tepemeci yaptım oldu vesaire gibi yaklaşımlar. Yani bu tavırlar böyleydi. Niye böyle? Yani İstanbul Sözleşmesi adı üstünde. Türkiye'de doğmuş. İstanbul'un doğum yeri olduğu bir uluslararası anlaşmadan bahsediyoruz. Uluslararası mutabakattan bahsediyoruz. Bugün yapısal olarak aynı şeyler farklı biçimde karşımıza çıkıyor değil. Mesela hayvanlarla, sokak hayvanları ilgili düzenlemede de bir zamanlar hayırsız adaya işte o köpek masum köpek heykeli diken siyasi yapı AK Parti sonra geliyor küt diye böyle bir düzenlemeye imza atıyor. Gördüğünüz gibi yapısal örnek aynı ama bütün bu örnekler toplumda şiddeti teşvik eden, şiddetin daha da önünü açan, üstelik de en savunmasızlara, kendisini korumakta en zorlanacaklara yönelik bir şiddet şiddet tusuna. Sizin onun sesim geliyor mu? Birbirine bağlı duracağız. Evet geliyor. Ha, son cümlenizi tekrar alabilir miyiz? Dondunuz. Bir şiddet de bütün bunlar birbirine bağlanıyor diyordum. Bu yasal düzenlemeler ve bütün bu tepeden inmeci yaklaşımlar ve bir şiddet tsunamisi oluşturuyor. El korumasızlara karşı. Ha bunun en sonunda en son perdesinde ne? Mesela bir idam getirilme referandumu vesaire tekrardan böyle bir şeye mi gelecek artık Türkiye'de? O iktidar koruması tüm bu bunlarla Türkiye'yi bir tür İran'a dönüştürmek için bilemiyorum. Ama son kertede hepsi birbirine bağlanıyor. Dediğim gibi İstanbul Sözleşmesi'nden bu yana da o bahsettiğim şiddet tsunamisi yükseldikçe yükseldi. Ve bu, her gün artık Türkiye'nin genelinde bütün birbirini beslediği bir olaylar silsilesi görüyoruz. Artık böyle listeler oluşmuş. Son 24 saatte şu kadar şiddet olayı oldu. İçinde kadınlar var, çocuklar var, işte ev sahibini uyguladı, iş sahiplerini birbirine uyguladı. Hepsi bunların büyüyerek müthiş bir şiddet girdabı yaratıyor Türkiye genelinde. Ve sefte bunun büyüdüğünü de göreceğiz bu yaklaşım devam ettikçe. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ben yayınımızı burada bitirmek durumundayım. Aslında konuşacak çok şey daha var. 23 yıldan bahsediyoruz ve hem belki bugün yani Türkiye'deki feminizmin de nereye geldiğini konuşmak eksik kaldı. Belki önümüzdeki başka yayınlarda da bu 23 yılda kadın hareketinde neler olduğunu da konuşmak güzel olabilir. Çok iyi olur. Buradan da söz almış olayım ben o zaman.
Tekrardan çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler herkes. Evet, bugün avukat Selin Nakipoğlu ve siyaset bilimci Sezin Öne ile birlikteydik. Sizlerin de bildiği gibi bugün AKP 23. kuruluş yılını kutluyor. Bu 23 yılda kadın politikalarında neler değişti? Kadına, AKP'nin kadına bakış açısında neler değişti? Ve şu anda gelinen son noktayı konuştuk. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.